köylerimizdeki altyapı çalışmaları devam ediyor. Isparta Valiliği köylerin altyapısını destekleme projesi Köydes kapsamında köylerdeki çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. İçme suyu çalışmaları başta olmak üzere köylerdeki ihtiyaçlar belirlenerek gerekli çalışmalar il özel idaresi ve kaymakamlıkları eliyle yapılıyor. Vali Aydın Barış bu kapsamda Senirkent ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ortayazı, Akkeçili ve Gençeli köylerinde tamamlanan yatırımları yerinde inceleyerek köylerde vatandaşlarla bir araya geldi. İlk ziyaretini Ortayazı köyüne gerçekleştiren Vali Barış köyde vatandaşlarla buluştu. Burada yaptığı açıklamada devletimizin sağladığı olanaklarla hiçbir çaresiz naçar durumda bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz diye konuştu. Devletimizin sağladığı olanakları hiçbir çaresiz naçar durumda bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz. Devletimizin sağladığı son derece önemli olanaklar var. Bunlar işte engellilerde engelli maaşı, bakım ücreti, yaşlılar, yatalak olanlar için bakım ücreti, yine muhtaç durumda olanlar için aile destek programı, yeterli geliri olmayan haneler için 2023 yılında da bu program devam ettirilecek. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Yine eşi olmayan ve çocuğu olan aileler için de sosyal destek programları, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün devam ediyor bu destekleri. Bunlardan hiçbir vatandaşımızın mahrum kalmasını istemiyoruz. Yani durumu muhtaç olup bunları da muhtarımız takip edecek, kaymakamımız takip edecek. Köylerde çok şükür bugün artık devletimizin eli her uç noktaya kadar uzanabiliyor. Ardından Ortayazı Köyü'nde yenileme çalışması yapılan 1000 metrelik içme suyu ishali hattı ve su deposunda incelemelerde bulunan Vali Barış, İl Özel İdaresi Teknik Heyeti ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Köyümüze 2022 ve 2023 yıllarında özellikle içme suyu alanında yatırımlar yaptık. Arkamızda gördüğümüz güneş panel sistemi de bu yatırımların bir parçası. Bu daha önceki yıllarda yapıldı ama bu yıl yaptığımız esas yatırım buraya 2023 yılında Köydes kapsamında terfi hattının yenilenmesi. Yani buradan motopampla suyun sondajda iki sondajımızdan elde edilen suyun yukarıdaki köy içme suyu deposuna basılması. Bu da yaklaşık 1 metre mesafesinde bir terfi hattı. Böylece köyümüzün herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan kesintisiz bir şekilde içme suyu kaynağına, kullanma suyu kaynağına kavuşması temin edilmiş oldu. Isparta olarak bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla il özel idaresi olarak yani elektrik kullanan, terfili sisteme sahip, içme suyu sistemine sahip bütün köylerimizde bu GES sistemlerini kurduk. İhtiyaç olanlarda ikincilerini kuruyoruz. Böylece elektrik ücretinin düşürülmesini amaçlıyor. Vali Barış ardından köyde bulunan köy camisini ve köy yaşam merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Daha sonra Akkeçir köyüne geçen Vali Barış vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Burada yaptığı açıklamada yatırımları yerinde incelemek ve varsa vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan dinlemek üzere köyü ziyaret ettiklerini belirtti. Senirkent'e bağlı Akkeçili köyümüzde Köydes projesi kapsamında yapılan yatırımlardan biri olan içme suyu hattı yenileme çalışmasını yerinde görmek üzere buraya geldik. Bunun yanında köyümüzün varsa eksiklikleri, önemli sorunları onları muhtarımızdan ilk ağızdan dinlemeye, köylülerimizden ilk ağızdan dinleme amacıyla köyümüze şu anda bulunuyoruz. Kaymakamımız, il genel meclis üyelerimiz, il özel idaresi çalışanlarımızla birlikte bu tespitleri yapıp inşallah acil olan sorunları giderme yönüne gideceğiz. Köyümüzde ikamet eden vatandaşlarımızın geçim şartlarının devam ettirilmesi ve köydeki yaşantılarının daha refah düzeyinin artılması amacıyla buradaki altyapı hizmetlerimize devam ediyoruz. Köyümüzdeki devlet hizmetlerinin takip edilmesi açısından arkadaşlarımız çalışmalarını yürütmeye devam edecekler. Bunları gerçekleştirerek köylerimizi daha yaşanabilir hale getirip burada geçimini devam ettiren köylerimizin köyümüzde kalması, dışarıya giden köylülerimizin de hiç olmasa senenin belli zamanlarında zamanlarını, tatillerini köyde geçirmelerini sağlamak, böylece buradaki ocakların, hanelerin kapanmamasını temin etmek amacındayız. Köydes kapsamında Akkeçili köyünde toplam 2800 metrekarelik ishali hattı yenileme çalışması yapıldı. Son olarak Gençeli köyüne geçen Vali Barış, burada da vatandaşlarla buluşarak talep ve önerileri dinledi. Köy camisinin avlusunda kurslarının başlamasını bekleyen öğrencilerle de bir süre sohbet eden Vali Barış, ardından köyün içme suyu temininde kullanılmak üzere yapımı tamamlanan
27.5 kW gücündeki güneş enerji santralinde incelemelerde bulundu. Vali Barış burada yaptığı açıklamada köylerdeki önceliklerin içme suyu olduğunun altını çizdi. Gençali köyümüz de uzun zamandan beri bu içme suyu konusunda biraz sıkıntı çeken bir köyümüzdü. Çünkü suyun bileşiminde bir takım zararlı maddeler vardı daha öncesinde. Çok aramalarımız oldu bu bölgede, çok sondajlar yapıldı. Fakat bir türlü istediğimiz değerlere sahip içme suyuna ulaşamamıştık. Ancak geçen sene yapılan sondajlarda kaymakam beyin de öncülük etmesiyle birlikte sağlıklı içme suyuna bu noktada kavuştuk. Ve bu noktada terfi hattı kuruldu, motopomp kuruldu. Tabii ki bu suyun köyün deposuna basımı için enerji gerekiyor. Elektrik enerjisi harcanması gerekiyor. Bu elektrik enerjisi de ciddi bir maliyet oluşturduğu için en azından bunun önemli bir kısmını güneş enerjisi vasıtasıyla sağlamak için bu yılda yine Köydes kapsamında güneş enerji sistemi kurduk buraya. 60 panelden oluşan yaklaşık 27,5 kW değerinde enerji üretiyor bu tesis. Ve suyu basmak için gerekli enerjinin de 14,5 kW olduğunu düşünürsek üzerinde bir rakam. Ve önemli bir kısmını buradan da karşılandığı için elektrik sarfiyatının köylümüze suyun pahalı olarak ulaştırılmasına engel oluyoruz. İnşallah bundan sonra uzun yıllar hizmet verecek bu tesis. Gençeli Köyü Muhtarı Süleyman Çir ise köyün içme suyu sorununu çözen tüm yetkililere teşekkür etti. Şimdi öncelikle Sayın Valimiz, Kaymakamımız köyümüze geldikleri için çok teşekkür ederiz. Biz bu suyu 50 yıldır aynı sağlığa zararlı olduğundan zaten biliyorduk ama bir türlü temiz suyu burada bulduk. Hepsinin özel idare olsun, sayın valimiz olsun, kaymakamımız olsun, yani yetkili olan kişilerin hepsine teşekkür ederiz. 450 çarpı 60.